Merhabalar, Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ağızda dağılan kıvamı ile kurabiye tariflerinin en güzellerinden birisi olan elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Hem lezzetli hem de yapımı çok kolay kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifimi çok seveceksiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Elmalı kurabiyemiz için elmaların mümkünse taze, sulu ve tatlı olanlarından büyükçe 3 adet elma kullanacağım. Elmalarımızın kabuklarını soyalım ve bir tavanın içerisine rende yardımıyla rendeleyelim. Tavamızı ocağa alarak altını orta ateşte açıp yavaş yavaş pişirmeye başlayalım. Elmalarımız yavaş yavaş suyunu salmaya başlayacaktır. Tekrar suyunu çekinceye kadar yaklaşık bir 5 dakika kadar pişirmeye devam edelim. Bir spatula yardımıyla sürekli karıştırarak elmaların her tarafının eşit bir şekilde pişmesini sağlayalım. Bir çay bardağından bir parmak eksik miktarda toz şekeri pişirdiğimiz elmaların içerisine dökerek karıştıralım. Şekerin de erimesiyle elmalı kurabiyemizin iç harcı yavaş yavaş istediğimiz kıvama gelecektir. Elmaların tamamen piştiğinden emin olduğumuzda harcımıza bir çay kaşığı tarçın ekleyelim. Tarçın miktarı tamamen damak zevkinize bağlı. Biraz daha az miktarda veya biraz daha fazla miktarda kullanabilirsiniz. Tarçın elmalı kurabiyenin içerisinde çok güzel bir aroma sağlıyor ve şekerin o baskın tadını biraz alıyor. Tarçını güzelce karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı irice kıyılmış ceviz ekleyelim. Kurabiyemizin iç harcını hazırlamış olduk. Şimdi iyice soğuması için bir kenarda biraz bekletelim. Kurabiyemizin hamuru için yarım su bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 250 gram 1 paket margarin ve alabildiği kadar un kullanacağız. Yoğurma kabımıza aldığımız 1 paket margarinin üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta ve 1 paket kabartma tozunu alarak iyice yoğuralım. İsterseniz 1 paket margarinden 1-2 yemek kaşığı alarak aynı oranda tereyağı eklerseniz çok daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz. Bir de 1 paket vanilya da isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz. Kullandığınız malzemelerini oda sıcaklığında bekletirseniz yoğurmanız ve hamura şekil vermeniz çok daha kolay olacaktır. Bu da önemli bir püf noktası arkadaşlar. Kurabiye yaparken tüm malzemeleri elinizi bir çırpıcı gibi kullanarak iyice karıştırırsanız ve hamuru istenilen kıvamda olacak şekilde yoğurursanız şekil vermeniz çok kolay olacaktır. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Yumuşak kıvamda, elimize yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Yavaş yavaş un eklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tam istediğim kıvamda bir hamur olmadı. Kurabiye yaparken hamuru iyice yoğurmak çok önemli bir püf noktası. Hamurun tamamen toparlanması, elimize yapışmayacak bir kıvama gelmesi çok önemli bir püf noktası.
Hamurumuz toparlandı. Şimdi hamuru tezgaha alarak biraz daha yoğurmaya devam ediyorum. Ve kurabiyeye şekil vermeden önce de hamuru bir süre dinlendirmek de yine önemli bir püf noktası. Şekilde de yapabilirsiniz. Elmalı kurabiye yapımını hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Tepsimiz fırına girmeye hazır arkadaşlar. 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar üzeri hafifçe pembeleşinceye kadar pişirelim. Kurabiyelerim pişti. Fırından alıyorum. Bu şekilde hafifçe kızarması yeterli olacaktır arkadaşlar. Mutfağımı nefis kokular sardı. Bu tarifi hepinizin kesinlikle denemesini tavsiye ediyorum. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Ağızda dağılan kıvamıyla kurabiye tariflerinin arasında en güzellerinden birisi olan elmalı kurabiyelerin üzerine bir elek yardımıyla pudra şekeri eleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.